Evet değerli izleyenler, Tetikler Tarım Makinelerinin sunduğu Çumra Kavun Festivali'nde, Çumra Kavun Fuarı'nda bu seferki stand ziyaretimizi sponsorumuz Tetikler Tarım Makineleri ve çok değerli genel müdürümüz Sayın Emrah Tetik ile finali yapalım istedik. Emrah Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Siz hoş geldiniz memleketimize. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Çumralı olarak, Tetikler Tarım Makineleri olarak ev sahipliğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, tabii bir Çumralısınız. Kavun Festivali yapılıyor. Çok değerli dostlara da sorduk. Kavun neden ön plana çıkıyor bu festivalde? Başka ürünü yok mu diye sorduk. Siz neler söylersiniz? Şimdi şöyle, Çumra'da biliyorsunuz ki en büyük özelliğimiz kavun yetiştiriciliğiydi. Bu zamanla biraz geriye çekildi ama şu anda ön planda hala kavun yetiştiriciliğimiz, tadı olsun, lezzeti olsun, kalitesi olsun. Herkes yani tercihen Çumra'yı, alıcı, satıcı ve kullanıcı yani yiyen kişilerin hepsi Çumra kavunu mu diye sorar pazarda. Biz de yani Çumralı olarak ön plana kavun olarak çıkıyoruz. Yetiştiriciliğimizden dolayı, işte insanların emeğinden dolayı, lezzetinden dolayı yani kavun bizim için bir özel bir yeri var olarak söyleyebilirim yani. Evet, o yüzden de festivalin adı Kavun Festivali olarak ön plana çıktı. Evet, Emrah Tetik ismini tanıyalım. Kaç yıldır tarım sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz? Yani şu anda 5. yılımızı doldurmak üzereyiz Tetikler Tarım Ürünleri olarak. Toprak hazırlama olsun, taş kırma olsun, ondan sonra yeni model, yeni tarz, yeni modern gruplar olsun. Şu anda amacımız çiftçiliğin daha ileriye gitmesi için alet, ekipman olarak ve artı gübre olarak, besleme olarak, sulama olarak, bir tarım market olarak çiftçinin arayıp da bulamayacağı, işte bu var mıydı yok muydu demektense bana bundan yazın, bunlar lazım demesi için elimizden gelen en büyük şey neyse en gücüm sonumuza kadar yapmaya çalışıyoruz. Tarım market olmak için elimizden sonuna kadar ne geliyorsa, çiftçimize ne kadar değer katabilirsek ki yani şu zor zamanlarda çiftçimizin her zaman yanındayız inşallah ve olmaya da devam edeceğiz yani. Evet, insanlarımızın ektiği diktiği tabii çok para etmeyince veya geçen seneki fiyatların altında kalınca bu otomatikmen size de yansıyacaktır. Evet. Siz de gücünüz nispetinde sübvanse ediyorsunuz ama bu nereye kadar gidecek? Piyasayı nasıl okumamız lazım? Yani piyasayı nasıl okumamız lazım? Çiftçinin üretmesi, üreticiliğine devam etmesi, sonunda üreten kazanır her zamanki gibi. Biz de bunların yanında çiftçimize ne kadar destek olabilirsek, gücümüz değerinde en iyi şekilde değerlendirme, en iyi şekilde yapılandırmayı yapmayı düşünüyoruz. Evet, kolaylıklar diliyoruz. Allah İşiniz razı olsun. Gerçekten zor. Evet. Çünkü çiftçiyle iç içe olan bayilersiniz, firmalarsınız. Tetikler Tarım Makineleri olarak neler var? Hangi makineler üretiminizde veya hangi firmaların, hangi makinelerin bayiliklerini yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, en büyük makinemiz zaten taş kırma. Türkiye'de ve dünyada tek olan 3 metre 3.20 santim yer götürebilen bir taş kırma makinemiz var şu anda. Piyasada çalışır. Aşağı yukarı 12-13 tane makinemiz oldu. Türkiye'nin hemen hemen diyebilirim bazı bölgelerinde çoğunluk, bazı bölgelerinde de hani az tek olmak kaydıyla 12 tane makinemiz var. İlk olmasına karşın aşırı bir talep aldık. Ondan sonra yeni çeşit merdanelerimiz hakeza, katlanır, düz, yapay, yani şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum, tekli sistemlerde dediğimiz merdane gruplarımız var. Yeni silindir grubumuz var, toprağı tesviyelesin, ekim alanını düzgün yapsın diye silindir gruplarımız çıkıyor. Bu Çumra Fuarı'na özel bir yapım oldu. Gübre serpme makinelerimiz var, bayiliklerini yapıyoruz. 2 tonluk, 5 tonluk, kaç tonluk isterlerse ihtiyacı kadarıyla tonaj, yani gözetmeksizin üretimlerimiz var. Yani daha doğrusu arkadan üreten bayilerimiz var diyelim artık. Tekrar hazırlama grubumuzda ithal gruplarımız var. İlaçlamada yine yerli gruplarımız var. Yani tamamen dediğim gibi çiftçimizin ne bulup arayıp bulması gerektiği için elimizden geleni yapıyoruz yani. Yani bahsettiğiniz gibi tam bir tarım markete dönüşme, aynen, çabalarınız devam ediyor. Hatta gübreleri de görüyoruz. Evet, şu anda sulama ve gübre gruplarına girdik. Aslında planımız yoktu ama bu kısır dönemde çiftçimizin yanında olmayı istedik işin açıkçası. O yüzden dolayı gübredir, sulamadır, hakeza bitki besleme grupları olsun, ithal, yerli, en kaliteli grupları getirip çiftçimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Yıkılmak yok, ayaktayız. Devam.
Evet, başarılar diliyoruz. Gübre grubunda hangi şeyler daha çok, damlama, sulama mı, sıvı grupları mı, katı neler var? Şöyle söyleyeyim, hem sıvı hem katı hem daban, üre, yani bu tarz gruplarımız var ağırlıklı çalıştığımız. Ya şu andaki işte hububat ekimleri başlayacak, arpa buğday ekimleri başlayacak. En şu andaki yoğun çalışmamız daban ve üre gruplarımızdan başlıyoruz. Sıvı gruplarda da ziraat mühendislerimiz var. Hakeza iki tane. Sahada geziyorlar. Sürekli geziyorlar. Sürekli müşterilerimizin takibi altındalar. İşte hastalıklara karşı ilaç grubumuz var. Allah nasip ederse dediğimiz gibi çiftçimizin sonuna kadar yanında olmaya çalışacağız. Bu şekilde de desteklemiş olacağız. Üretmesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Emrah Bey. Genç birisiniz, genç bir sektör temsilcisisiniz. Hedefleriniz neler var? Tetikleri ilerleyen zamanlarda nerelerde göreceğiz? Şimdi Bekir'i de biliyorsunuz. Evet. Bekir'in bir lafı var. Çok severek her zaman dile getirdiğim. İnşallah abi bir gün Türkiye'nin en iyi üreticisi ben, en iyi satıcısı, distribütörü sen olacaksın derdi, biliyor musunuz? Biz de hayalimiz hep yurt dışı, yani yurt içi. Her şekliyle en iyi şekilde birinci sınıflara, birinci yerlerde, yükseklerde olmak niyetimiz tabii ki, ama burada insanlara zarar vermeden, malımızın arkasında durarak bu işi yapmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi yani biz her zaman çiftçimizin yanında olacağız. İnşallah duygu ve temennilerinizde daim olursunuz efendim. Kavun Festivali bu yıl ikincisi. Geçen yılda katıldınız mıydı, bu sene farklılıklar nasıl, beklentilerimiz nasıl? Sizlerden yani, dinleyelim. Çumra Fuarı'nın evet, bu sene Çumra Kavun Festivali'nin ikinci yapımı diyelim artık, yapım aşaması. Yani umutluyuz, çiftçimizi davet ediyoruz standımıza. Buyursunlar, gelsinler, çayımız kahvemiz her zaman mevcut. En azından bir hoş sohbet, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Bir insanlar hani şöyle bir dışarıya çıksın, bu etkinlikler insanların dışarıda olmasına illaki sebep. İllaki bir beklentimlerimiz var tabii ki. Evet, birçok yerel fuardan daha zengin bir katılım gözlemledik. Sizin için de bu geçen yıla göre bir farklılık arz ediyor mu? Tabii ki, yani şimdi şöyle, insanlarımız eğlenceli, böyle festival gruplarında, işte programlar aşamasında. Tabii ki yani insanlar daha katılımı seviyorlar, daha gösteriş gruplarını seviyoruz. Yani biz de kendimiz olsak, mesela bir çiftçi olsam ben de gelirim ne varmış diye illaki bir ilgi odaklı bakarım, çekerim, bilmem, yani gezerim en azından bir bakmış olurum. Yani dediğim gibi şu anda beklentimiz gerçekten inşallah nasip olursa bu sene daha iyi olmasını bekliyoruz. İnşallah efendim, Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah razı olsun. Başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Katılımlarınızdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Çok sağ olun. Kolay gelsin efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. İnşallah önümüzde hangi fuarlar var? Şimdi Eskişehir ve arkasından Antalya, pardon, özür dilerim. Antalya Grovmak var. Allah nasip ederse Eskişehir ve Antalya'da da orada olacağız yani. Ama bu sefer Bekir'le beraber olacağız. Röportajı o zaman beraber yaparız. İnşallah Eskişehir Fuarı'nda buluşmak üzere diyelim. Teşekkür ederim. Bir beraber olsun. İyi çalışmalar sağ efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Emrah Tetik, Tetikler Tarım Makineleri Genel Müdürü. Kendilerine başarılı bir fuar geçirmelerini diliyoruz. Önümüzdeki hafta ayın 6'sı Eskişehir Fuarı var. Ekim ayında da Antalya Gromak gerçekleştirecek, makinecilerin yoğun katılımlarının beklendiği bir fuar. Bakalım Grovtek makine fuarında da başarı gösterecek mi? Efendim, yine bir programın sonuna geldik. Konya Çumra Kavun Festivali'ndeydik. Tetikler Tarım Makineleri sponsorumuzu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kavunu mutlaka, Çumra'nın kavununu mutlaka tadın. Lezzetini tadın. Gerçekten reyhası farklı, tadı farklı. Hani Çumra olsun diye değil, gerçekten birçok bölgemizin kavunu güzel ama Çumra'nın da reyhası, keyfiyeti ayrı bir güzel diyoruz. Yayında yapımda geçen, emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına ben Adil Göksel, bir başka yerde, bir başka programda buluşuncaya kadar iyi günler diliyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalınız.